Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle Osmanlı'da hayal olduğu, günümüzde de biraz tartışma konusu olan bir mevzuda, benim Osmanlı'nın en güzel mekanlarından biri olan Dolmabahçe Sarayı'nın mezar salonunda sizin gibi seçkin bir topluluğa hitap etme imkanınız varken, başlar daire başkanımız, saraylar dairesi başkanımız ve onun emri altında çalışan daire müdürlerimiz ve memurlarımıza teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, biz bugün 45 dakikaymış süre ama ben 55 dakika belki konuyu sizinle özetleyeceğim ve ben saatimi de koyacağım. Hassas olmak için. Ve bu konuyu mümkün mertebe, tabii ki 550 sayfada anlatılmış bir konu, benim bu konuyla ilgili 550 sayfalık bir eserim var. Sizler de çok önemli dikkat çekici noktaları beraber müzakere edeceğiz ve konuşacağız. Hanımefendiler, beyefendiler, ben konuşmama başlamadan önce bazı giriş prensiplerini özetlemek istiyorum. Bunlardan birincisi şu. Bir kısım çevreler, özellikle benim Osmanlı Harem kitabında, Osmanlı Harem hayatı ile alakalı değerlendirmeleri, Kur'an ve hadisteki bazı hükümlere dayandırdığından dolayı benim yaklaşımımı ideolojik olarak değerlendiriyor. Bunu tasih etmek lazım. Çünkü eğer ideolojik olmaktan kasıt Osmanlı Devleti'nin İslami hükümlerle değerlendirilmesi ise bu çok yanlış olur. Çünkü İslami ideoloji değil, bir dindir. Dolayısıyla İslam hukuku profesörü olan bir bilim adamı elbette ki Yılmaz Öztunan'ın da yerinde ifadesiyle bir tarihçi gibi değil, aynı zamanda bir hukuk tarihçisi ve İslam hukukçusu olarak değerlendirmeler olması lazım. Bu önemli bir konu. İkinci bir konu, ben örnek getirdim, göstereceğim. Maalesef haremle ilgili özellikle Cumhuriyet döneminde kaleme aldım. Osmanlı döneminde çok az kitap. Sebebi bilinmez. Elbette tarih kaynaklarında bilgiler çok. Ama derin toplu harem hayatında ciddi kitaplar Cumhuriyet döneminde ciddi de gayri ciddi kitaplar Cumhuriyet döneminde kaleme aldım. Özellikle Batılılar nedense 1920'li yıllardan sonra Osmanlı'da harem konusunda kitap yazmak için yarışmaya girişmişler. Hem Batılı bir kısım yazarların, hepsini hitap etmiyorum, hem de Türkiye'de kaleme alınan kitapların Türk Tarih Kurumu'nun neşrettiği değerli bir iki eser dışında yaklaşımları şöyle, bu çok önemli, 10 yıldır da Avrupa'da bir üniversitenin rektörlüğü yapan bir bilim adamı olarak konuşuyorum. Şimdi kendileri İstanbul'da oturuyor. Elbette ki özellikle eski dönemlerde İstanbul'daki hayat tarzını asla Anadolu'daki insanın hayat tarzıyla kıyaslayamazsınız. Ama maalesef bir kısım yazarlar Anadolu ve belli değerleri değerlendirirken kendi hayat tarzlarını aynada göre değerlendirmeye başlıyorlar. Hatta daha ileri gidip çok ilginçti bu. Osmanlı Devleti'nin haremini anlatırken Avrupa'daki kralların yaşadıkları aile hayatını ve sosyal hayatı örnek alarak bir kısım meseleleri izah ediyorlar. Ben Avusturya'nın İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış Viyana'daki Kraliyet Sarayı'nı gezdim ve eğer siz de gezerseniz o sarayın duvarlarının tamamı çırılçıplak kadın heykelleriyle doludur. Sordum Avusturyalı bir Viyana, nedir bu dedi. Yani üzülerek ifade edeyim, bizim krallar dedi, beraber oldukları hanımların çırılçıplak heykellerini yaptırıp sarayın duvarlarına dikmişler. Doğru yanlış ama bu bir tespit. Bu çok acı bir gerçek. Dolayısıyla hareme böyle de bakmamak lazım. Ve geliyorum bir diğer noktaya. Yani giriş olarak ve bunu anlatmak mecburiyetindeyim. Beyler, hanımefendiler, biraz sonra vereceğim bilgilerden de anlayacaksınız ki Tanzimat dönemine
kadar doktorlar da dahi haremin biraz sonra anlatacağım üç kapısı ben bu konuşmamda Topkapı Sarayı haremine esas alacağım. İnanın ki Dolmabahçe Sarayı'ndaki haremlerle ciddi bir farklılık göremeyeceksiniz. İnceleme ve mukayese yaparsanız. Buradan içeriye bırakın gayrimüslim bir seyyah girmesini normal olarak Müslüman dünyadan da insanların bu hareme girmesi mümkün değil. Dolayısıyla hareme girmesi mümkün olmayan bu insanların hayal ürünü olarak ve aşk romanları gibi kaleme aldıkları kitaplara nasıl itimat edeceksiniz? İddia ediyorum ve çok açık konuşuyorum. Bakın, teker teker de örneklerini getirdim. Bakın bu Avusturya Sarayı'nın resmidir. Çok ilginçtir. İddia ediyorum ve ortaya koymak istiyorum ki ister İngilizce, ister Hollandaca, ister Almanca, ister Türkçe haremle ilgili makale veya kitaplarda gördüğünüz bütün çıplak resimler, gayrimeşru tasvirler tamamen asılsızdır. Bu çok önemli bir nokta. Ve tamamen batılı ressamların hayal ürünüdür. Bu tespitleri yaptıktan sonra ben harem konusuna başlamak istiyorum. Ne anlatır? Birinci anlatmam gereken harem nedir konusu? Hanımefendiler, beyefendiler, harem deyince kelime manası yasaklıdır. Yasak şey, yasak insan, yasak bölge. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde bir insanın başka erkeklere haram olan, yasak olan hanımına da harem tabir edilir. Bu sebeple gayrimüslimlerin girmesi yasak olan Mekke ve Medine'ye haremin şerife denilir. İşte haremin eğer hümayun kelimesini eklerseniz haremi hümayun olur. Yani padişah haremi olur. Peki efendim, bunun manası nedir? Bunu açıklamada bir kısım iddialara cevap vermek mümkün değil. Bakınız, hanımefendiler ve beyefendiler, gelin beraber gezelim. Nasıl gezelim? Topkapı Sarayı'na gidelim. Beraber gezeceğiz. Buradaki insanların %90'ının gezdiği karşılığında. O Sultanahmet Çeşmesi'nden başlıyoruz. Haremi tanımak için başka türlü çaremiz yok. Bir kısım çevreler veya bir kısım yazarlar, benim elimde aldığım şu kitap da dahil bir Amerikalı romancının yazarı kitabıdır. Ben bunu Amerika'da satın aldım. Satın aldıktan sonra uçakta okuyorum ama korkuyorum. Çünkü birisi görürdü, Akgüls Hoca porno roman mı okuyor diye ben itham ederdim. Çünkü bu bir harem kitap romanı değil. Tamamen porno romanı. Yani hayalinde kendi işte aşk romanı adı altında Avrupa'da veya Amerika'da hayal ettiklerini Hürrem Sultan ve Kanuni'ye tatbik etmiş bir yazar. Ve bir kısım sahneleri İngilizcesini okuyun. Yani seyrettiğiniz, değer edeceğiniz bazı filmlerde sanki o romandan senarist parçalar almış gibi müşahede edeceksiniz. Onun için ben hayali anlatmak istiyorum. Beyler, Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'nden Topkapı Sarayı'na doğru gidiyoruz. Zannediliyor ki Topkapı Sarayı bir eğlence merkezi. Hayır. 300 küsur sene Topkapı Sarayı Fatih Sultan Efendi'den itibaren Osmanlı Devleti'nin bir Cumhurbaşkanlığı kontu, iki Başbakanlık, üç Bakanlar Kurulu, dört Maliye Bakanlığı, beş Genelkurmay Başkanlığı gibi çok önemli devlet kurumlarını barındıran bir külliye. Bunun lütfen müsaade ederseniz bir tarafı da bugünkü Cumhurbaşkanlarının ailesiyle oturduğu konut gibi padişahın konutu ki onun adı harem himayi. Peki hocam nasıl bakacağız? Hemen özetle izah edeyim. Birinciden giriyorsunuz. Biliyorsunuz biletsiz girdiğimiz eskiden otobüslerin de girdiği ilk kapı. O kapıda şu kapı. Bahtı Hümayun, padişah kapısı. Padişah kapısından girince biz oraya birinci avlu diyoruz. Birinci avlu. Orada Sayıştay Başkanlığı var, başta
Eğitim Ocağı'nın bir kısım bölümleri var. Askeriyenin bir kısım bölümleri var, ayrıntıya girmiyorum. Daha sonra dikkat ederseniz ikinci kapıya geliyoruz. Bu da Bab-ı Selam, barış kapısı. Ve dikkat ederseniz kapının üstünde de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Buradan biletle girebiliyorsunuz. Biletle girdiğiniz bu kapıdan sonraki bölüm ikinci avlu. Bu birinci avlu ikinci avlu. İkinci avluda Divan-ı Hümayun var. Yani Başbakan ve Bakanlar Kurulu orada. Ve devletin çok önemli organları orada. Beyler, hanımefendiler, bu birinci avlu ile ikinci avluya biz birun diyoruz. Yani kız saray. Çünkü hükümet bu kısımda. Bu kısımda cumhurbaşkanlığı, devlet başkanlığı yok. Daha sonra üçüncü kapıya geliyoruz. Bakın kapı burada, hatırlarsınız. Önünde de sancak şerifin yer aldığı delik var biliyorsunuz, hala korunuyor. Bu kapının adı Bab-ı Saade, mutluluk kapısı. Zannetmeyin ki bir kısmının bizzat bir yazarı gördüm, İngiliz bir yazar. Diyor, bundan sonra artık parçalarım eğlence merkezi gelir diyor. Yani dünyada bundan büyük bir yalan olamaz arkadaşlar. Bu kapıdan girince Cumhurbaşkanlığı sahibi. Buranın adı Osmanlı'da Enderun'dur. Yani mukaddes emanetler buradadır. Cumhurbaşkanı dediğimiz parçaların oturduğu mekan buradadır. Ayrıca lütfen ondan sonra da eğer müsaade ederseniz ya tamamen Ayasofya'ya bakan ve saraydan iki kapıyla ancak girilebilen bir kısım vardır. Onun adı da Harem-i Hümayun. Yani Osmanlı Devlet Başkanlığı'nın konutu. Ancak bu konut da üç bölümdür. Bunu anlatacağım sizlere. Çünkü bunsuz hiçbir işe yaramaz. Beyler, şunu belki gördünüz. Hareme girerken girdiğimiz kapıdır. Bu kapıdan girdiniz. Bu kapıdan sonra, bu kapıdan sonra üç tane kapı vardır. Birinci kapı üzerinde Allahümme yarın fettihal erbab yazılır birinci kapıdır. O kapıdan kim girer? Bir, Avrupalı seyyahlar giremez. İki, yabancı erkekler giremez. Çünkü padişah misafirini sarayda kalıyor. Kimler girer hocam? İki grup insan, üç grup insan girer. Bir, önemli bir nokta bu, hatim ağaları ve hatim olan köleler, erkek köleler. Çünkü bunlar padişahın ailesi ve çocuklarının yemen, içmen, gıda, elbise, alım satım işlerini görmektedir. İki, padişahın hanımları, çocukları, torunları, aile fertleriler. Üç, müsaade ederseniz biraz sonra Cumhurbaşkanı Özal'dan anlatacağım. Padişahların hanımlarına, ailesine hizmet eden bizim cariye diye adlandırdığımız hanım efendi hizmetçileridir. Burayı bilmem anlatabildim. Eğer biraz ilerlerseniz bu kapıdan sonra şu kapı gelir. Bu kapı çok önemli. Nedir bu kapı? Eğer giderseniz bu kapı şöyle bir ayetle başlar. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutikum. Ey iman edenler, size ait olmayan evlere izinsiz girmeyiniz. Bu ayeti yazan yerden sonra iki grup insan girer. Bir, padişahın hanımları, çocukları, aile ve etrafı. İki, çamaşırhanede, yemekhanede, bahçede çalışacak hizmetçi cariyeler. Bak, burası çok önemli. Peki hocam, ondan sonra ne olur? Yani ben bunu tarif etmeden hayaldeki meseleyi anlatmam mümkün değil. Ondan sonra, işte burası çok önemli, şu ondan sonra şu olur. Beyler, hanımefendiler, bir kapı daha vardır. Ve harem ikiye bölünür burada, bu kapıdan sonra. Bir, padişahların hanımlarıyla, çocuklarıyla ve evlatlarıyla ve cariyeleriyle oturdukları karı koca hayatı yaşayan cariyeler. Onun ayrımını yapacak. Onlarla oturdukları yerdir. Bir de cariyelerin ama hizmetçi cariyeler. Hiç karı koca hayatı yaşayamadıkları ve caizse olmayan cariyelerin oturdukları yerlerdir. Bakın bu kısım, bu kısımda orada giderseniz şu cariyeler odalarıdır.
O cariyeler hizmet için görevini yapar, asla padişahın ailesinin yaşadığı yere giremez. Gider orada kalır. Şimdi harfek sacanlar ve bu zamana kadar Avrupa'da işitilse gelir. Bir, yani Tanzimat öncesi yine de değil söyledim. Geldim ikinci meseleye. Asıl burası. Allah rahmet eylesin. Ben bir hatıra anlatarak başlayacağım. Ama hanımefendilerden özür diliyorum. O hatırayı anlatacağım için. Beni terbiyesizlikle suçluyorlar. Ben hiç katılmıyorum. Ben bir bilim adamı olarak gerçeklerle yüz yüze olmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Özal. Sami Karamsın'ın şeyi ziyaret ettik. Balkan devletlerini ziyaretten gelmişti. Macaristan, Bulgaristan gelmişti. Ya hoca iyi ki geldin dedi, gel otur. Tam 2,5 saat. Dedi ki Reşar oğlum, seni niye götürmedim ben? Ben Özal'a son ömrümün 6 ayında aynı resmi müşahidim yaptım, raporlar sundum. Hayırdır Cumhurbaşkanım? Dedi ki bu halen meselesinde benim Macar Cumhurbaşkanı perişan etti. Yani herkes bunu soruyor. Ya nasıl 300 tane hanımla bir insan yaşar? Böyle olur mu? Nasıl devlet idare edilir? Tabii böyle soruyu soran bir insana hayatı nasıl anlatırsınız? Dedim Sayın Cumhurbaşkanı, geldim geldi, köşke girdim geldi, her taraf tertemiz. Hanımefendi çok yoruluyordu, o kadar mekanları nasıl temizliyordu? Hocam bizde görevliler var dedim. Dedim çay ve pastanız da güzel, daire başkanının pastası da çok güzeldi. Yedik yani. Dedim bunları da sor, her gün misafir geliyor. Hocam dedi bizim pastamız ve çarçımız var. Dedim peki son soru. Köşkte kaç tane insan çalışıyoruz? Dedi ki 600 civarında oluyor dedi. Yüzde kaç hanımefendi dedim. Dedi yüzde. Peki dedim 300 hanımefendiyle siz çok özür dilerim. Karı kucakta yaşıyor musunuz? Bunu bir cumhurbaşkanına sormak hakikaten biraz geldiği ayrı değil mi? Başka türlü izah edemezsin. Hocam bana izah etmene gerek yok, ben çarem anlatırım. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, şunu bilmeni istiyorum. Bakın, fotoğraflar göstereceğim, belgeler göstereceğim. Osmanlı tarihiyle, ama biraz önce anlattığı tarihiyle, yaşayan, yani o son kapıdan sonrakine, o önceki kapılara bakmayın, orada kadın ağaları falan, o son kapı, yani ey iman edenler, kendinize ait olan ellerde, olmayan ellere izinsiz girmeyiniz ayetinden sonraki kapına gidin, seyredin bu konuşmadan sonra. Gezdik bu toplam sarayının halen dairesini. Giren hanımefendilerin en çok olduğu dönemlerden biri 3. Murat, 3. Mehmet ve 3. Mahmut'tur. Şey 2. Mahmut'tur, özür dilerim. 3. Mahmut'u karşılıyoruz, bir de tehdit etmesinler ben. Çünkü Akgünüz'ü takip edenler çok hamdolsun. 1. Mahmut dönemidir. Şimdi burada bazen 150 tane cariye bulunmaktadır. Ben size gösteriyorum ve bunu özellikle de ifade etmek istiyorum. Ne ifade edeceksiniz efendim? Şunu ifade edeceğim. Bakınız, şunu ifade edeceğim. Şu listeyi görüyorsunuz. Topkapı Sarayı'nda 1. Mahmut dönemine ait cariyelerin listesidir. Ne dedik? Şunu dedik. Bunu anlattım ben Sayın Cumhurbaşkanım. Beyler hanımefendi. İslam grubunda okuyun bunu tekrar ediyorum. Okuyun Molla Hüsnü'nün Gürel ve Gürel'in bu anlattıklarını göreceksiniz. İslam grubunda cariye kadın köle demektir. Hukuki statü itibariyle ikiye ayrılır. Bunun altını çiziyorum. Birincisi sadece hizmetçi statüsündeki cariyedir. Bunların efendileriyle padişahlar da buna dahil. Asla karı koca hayatı yasaktır. Hatta haremin dışındaki cariyeler başkasıyla evli de olabilir. Burası çok önemli. Bunu İslam hukukçuları uzun uzun tartışmışlar. Farz edelim beyefendi isminiz ne? Ha evet. Saadettin. Ha Saadettin Bey'in farz edelim 1508 yılında yaşayan bir Osmanlı beyefendisi evinde 3 tane bugün de hizmetçi yok mu evde? Durumu müsait olanları var ama gün köledir. 10. Fatih statüsü köle. Saadettin Bey'in evinde 3 tane köle var, cariye var. O cariye başkasıyla da evli olabilir. Evli olması halinde gece efendisinin evinde kalma mecburiyeti yok. Gelir,
Hizmetini yapar, ne durum çocuğuna bakar, temizlik yapar, perdeleri ütüler gider. Osmanlı'daki birinci grup köle, ki kalemde %90'ı bu çeşit köleler. Ben örnek veriyorum, teker teker maaşlarını almaktadır. Padişahla karı koca ilişkisi diye bir şey, hiçbir şey yok. Bakın, ne diyor burada? Birinci Mahmut zamanında görülen şeyler, bir, çok enteresan, çamaşırcı ustaya diyor yardımcı. Çamaşır mı gelecek, müsaade edin. Padişahların hanım ve kızları da çamaşır yıkamaz. Diyor ki matbahta diyor, matbah hastede diyor çalışan Gülsüm. Ne kadar alıyormuş? 40 akçe alıyormuş. Gün, yani onun gündeliği de var. Yani demek ki Osmanlıların tamamen listeleri bunlar. Bakın. Teker teker Topkapı Sarayı'nda hangi padişah döneminde kaç tane cariye vardı? Bunların kaç tanesi hizmetçi statüsündeydi? Tamam. Bunların padişahın karı mücadelesi yaşansın diye bir hadise yok. Bu bilgi. Geliyorum ikinciye. Bunu çok soruyorum. Hatta dindar kesim de soruyor. Ya hocam böyle de olur mu? Yani bu aslında kıyaset. O aslında var mı? Nedir bu? Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. İki hanımefendiyle karı koca evde yaşanmasını meşru hale getirmiş. İsmini de zikredeyim. Sure-i Mü'minun'un 6. ayeti okursanız bunu uzun uzun anlarsınız. Nedir bu birincisi? Bir hanımefendiyle nikah yaparsınız. Bunun sınırı şartlarına uymak şartıyla 4'e kadar evlenirsiniz. İkinci grup ise istiklal şartlıdır. Bu nikahı yoktur. Ama normal hanımdan statü itibariyle farkı da yoktur. Yani bir cariyenin, kölenin eğer bir efendiyle, erkekle karı koca hayatı yaşama hakkı varsa biz ona istifraş hakkı diyoruz fıkıhta. O zaman sadece nikah hakkı yok. İfade edebilir mi? Sadece nikah hakkı yok. Onun dışında mesela çocuğu olur olmaz ümmi melek. Hürriyetin yolu açılır. Nitekim bu manada padişahlar bu manada beraber oldukları, istifaş hakkına sahip oldukları cariyelerden çocuk olunca hemen onu hürriyetine kavuşturmuşlardır. Bunun altını çiziyorum. Şimdi bu durum çok sınırlıdır. Ben size şunu ifade edeyim. Bu manada yapılan istatistikler, şeriat içlerinden çıkartan bilgiler istifaş hakkına sahip olunan cariye sayısının çok az olduğunu bize göstermektedir. Ama padişahların böyle var. Çünkü Osmanlı padişahları, benim belki açıklayamayacağım burada, Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren hiçbir zaman hür kadınla bir iki istisna dışında evlenmemişlerdir. Allah rahmet eylesin. Ayhan Sundar Hoca'yla çok münakşe, o da biliyorsunuz saray ailesinin torunudur. Ve Çerkez'dir. Çerkezler Osmanlı padişahlarına, yani üzülerek ifade edeyim veya etkilerle ifade edeyim, bunu bir aile konuşma olarak kabul etmeyin. Yani getirip bazen kızlarını cariye diye sattıkları olur. Bu sadece Çerkezler için geçerli değil. Arap alemlerine gelenler olmuştur. Ama cariye statüsüyle almışlardır. Sonradan eğer nikahlarını aldıysa hürriyetlerine kavuşturmuşlardır. Onun için Ayhan Hoca'ya ne diyorum? Sen cariyenin torunusun. Yani lafı ediyorum. O da bana kızıyor bu lafı var. Ahmet Hoca ben değilim ama senin belgeler böyle diyorsa kabul ediyorum diyor. Vallahi. Hocam ilk cümleyle söyleyeyim. Neden Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren böyle bir yol seçmişler? Ben bir padişahın haykırışını anlatayım, siz de takdir edin. Biliyorsunuz, yani bir siyasetçinin akrabası oldunuz mu? O iktidara sahip olunan siyasetçinin hakkını, yetkisini suistimal eden akrabalar çok oluyor. Bugün de var, yarın da var, öbürsüyün de olacak. Padişahlar iki tane Şeyh Hristiyan'ın kızıyla evlenmişlerdir Fatih'den sonra. İkisi de evlendiğine pişman olmuşsunuz. Çünkü hür bir kadınla evlendi mi, kayınbirader boşaltın istiyorsun. Bacağı ve sancak vermeyi istiyorsun. Eğer medrese mezun ise Şeyh Hristiyan olayı diyor. En önemli sebep bu, ayrıntıya gelin. Demek ki padişahların ikinci derece çeşit statüdeki istifraş hakkına sahip cariyeleri arzuladı. Ben de hanımefendiler ve ben teker teker listeledim. Öyle bilindiği gibi padişahların onlarca, yüzlerce hanımla evlendiği şeklinde bir iddia doğru değil. Mesela Yavuz Sultan Selim
senin için. Kanuni Sultan Süleyman bütün hayatı boyunca 4 hanım, belki 2-3 tane de istifa şartına sahip olduğu cahil olduysa bu 6-7. Ama şeddi sınırı çıkmamışlar. Ben şunu söylemek isterim. Osmanlı padişahlarından İslam'ın tanıdığı bu meşru hakkı suistimal eden bir iki padişah vardır. Bunlardan biri 3. Murat'tır. Diğeri 3. Mehmet'tir. Bunu bir İslam hukukçusu olarak Osmanlı aleminde tenkit ettiği gibi ben de tenkit ediyorum. Ama hiçbir zaman meşru dairenin dışına çıkıp asla ve asla zina eylemlerini kimse söylemez. Bir cümle aktaracağım, onun da belgesini göstereceğim. Bu da çok enteresan bir resimkatır. Kim o? İdris-i Bitlisi. İdris-i Bitlisi, bakın Kanun-u Şehinşahi isimli Yavuz Sultan Selim'e devlet idaresiyle alakalı bir metin sunmuştur. Ben bunu Osmanlı kanunnamelerinde yayınladım özetim. Aynen orada şöyle diyor. Ey padişah! Bu padişahların en büyük problemi kendi reaya ve vatandaşlarının namusuna göz dikmektir. Tarihte de böyle olmuştur. Onun için diyor İslamiye dövme kadar evlerine hakkı verdiği gibi cariye, istikrar hakkına sahip olan o birinci çeşit, ikinci çeşit cariyelerle imkan tanımıştır ki zinaya girmeyesiniz, Müslümanların namuslarına göz koymayasınız. Bunu Kanun-u Şehinşahi'de okuyabilirsiniz ayetinden. Bunu da bitirdim. Şimdi geliyorum bir diğer noktaya. Vaktim de hızla akıyor. Ama ben bunları aktaracağım. O da nedir? Efendim, siz böyle diyorsunuz da Osmanlı Halefi'yle çok ciddi manada bir nevi grup olarak eğlenceler yapıldı. Hatta havuz banyoları yapıldı. Bu acı bir gerçek. Havuz banyoları yapıldı. Söylendikleri anlatılmaktadır. Bunun aslı ve esası nedir? Beyler, ben bu konuda çok önemli bir hususa dikkat çekeceğim. İki hususa dikkat çekeceğim. Bunlardan birincisi şu. Sene 1992, ben eve geldim, bir öğretmen arkadaşı telefon etti. Hocam, o zaman özel televizyonlar azdı. Aç plan özel televizyonları. Ben de açayım. Açınca hanımefendilerden özüm diliyor. Haremin hünkâr sofrası, misafir salonu dedik. Haremimizin var ya şu anda. Bakın şu, kısaca bu, hünkâr sofrası. Yani gezerseniz, padişahın misafirlerini kabul ettiği, ailece bayramlaştığı, burada da biliyorsunuz devletin bayramlaştığı muayene salonu. Onun maddiyası ama o değil. Bu hünkâr sofrası ailenin beraber oturduğu sofra. Peki. Yani şey, misafir salonu. Çok enteresan. Açtım ki bu hünkâr sofrasında Kültür Bakanlığı'ndan izin alınmış. Ve bir film hazırlanmış. İsmini bile söylemedim. Kimse bir uzatmamak için. Çığ çıta bir eşlik eder. Aynen şu burada bir sofrada film çekiyor. Ben tabii eşliğe düştüm. O zaman kırmızı noktalı filmler vardı biliyorsunuz. Hemen vardı. Dedi ki hocam lütfen aç. Dedim ya bak günü sözler kırmızı noktalı film mi seyredeceğiz? Dedi ki aç hocam aç ben seyrediyor. Açtım ki onu utanarak söylüyor. Kadın ve erkeğin bacakları arasında bir yaz okuyor. Yazıyı okudum aynen şu. Allah'ın veli milletine amenu yuhricuhum mine zulmetine ayet-i kerime. Ben o gece uyuyamadım. Sabaha kadar bu Osmanlı'da Harem kitabının 25 sayfalık mukaddimesini yazdım. Sabah yanımda bir iki arkadaşla hareme gittim. Ve bu harem denilen şu hünkâr sofrasında beyler hanımefendiler duvarlar Sure-i Bekale'nin biraz önce okuduğum ayetleriyle ve bir de İmam Hüseyin'in peygamberimizi mehdeden kaside-i bündesinde beyitler verdi. Ben bunları tercüme edip anlatıyorum, okuyorum. Okunması çok basit. Ezbere bir kısmını biliyorum. Baktım 50 yaşlarında bir amca, o zaman amca diyor. Şimdi ben de 55 yaşında olacağım da geliyorum. Dedi ki ya sen ne konuşuyorsun be? Dedim ki işte onları anlatıyorum. Böyle ayetlerle, hadislerle donatılmış bir yerde yapmasını göstermek nasıl bir inançtır? Bu insanı yapmak neden ideolojik oluyor ki? Ha, bu demek değil ki Osmanlı
Osmanlı padişahları hiç hata yapmamış. Yeri gelmiş, bir yani devlet adamının kızını beğenmiş, sevmiş. Devlet adamının istemediği halde onu zorla almış. Bu da olmuş ona. Ama evlenmiş, ya nikah onunla piyade evlenmiş veya bir cariye gönül koymuş, onu getirmiş, istihdaç hakkına sahip olmuş. Ama meşru dahi. Ben bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Yani bunu başta Halil İnancık olmak üzere bir kısım kıymetli hocalarımla da tartıştım, müzakere ettim. Efendim, havuz banyoları. Öylesine yanlış bir yaklaşım var ki, ne hamamda, ne banyoda, ne havuzlarda Osmanlı'nın hiçbir sultanı en çok tenkit edilen 5. Murat'ta dahi hele hele kendi hanımı bile olsa iki hanımı ile bir odada asla öyle bir hadise olmamış. Bunu ha bir nokta var. Onu da söyleyeyim gül. Çok özür dilerim. Bir Bektaşi'ye demişler ki yani bunu söylemen Sayın Başkanım 5 dakika var. Peki müsaade ediyorsunuz yani. Zannediyorum 5 dakika değil. 10 dakika. 5 dakika. Peki 10 dakika belki var. Çok önemli bir hadise. Bektaşi demişler ki neden namaz kılmıyorsun? Demiş ki Kur'an'da ayet var. Okumadın mı? La takrabus salah. Namazla yaklaşmamız. Bunun üzerine ama demişler devamı var. Ve entü sükâr. Yani sarhoşken namaza yaklaşmamız. E canım bu kadar da hafız değil. Dünyaca meşhur bir tarihçimiz isim vermiyor. Bakın bu çok acı. Beyler İslam'a göre hanımefendilerle erkeklerin münasebetleri dörttür. Bunu özetlemek mecburiyetindeyim. Anlattım. Nedir o? Burada çok önemli. Bir insanın hanımıyla olan münasebetidir. Burada İslamiyet hiç sınır koymuş. İşte dinin gayesinde, helal gayesinde eğlenirsin, edersin. Buna kimse müdahale etmez. İkincisi, bu da çok önemli. Bir insanın kendi kız kardeşi, annesi, ablası, teyzesi ve ninesiyle olan münasebetleridir. İslamiyet burada biz ona adet-i hafifle diyoruz. Mesela başörtüsünü serbest bırakmıştır. Başörtüsü yasağı yoktur. Kollar açık gezebilirsiniz. Dizden aşağı dolaşabilirsiniz. Yani yabancı bir hanımla bir teyzeyi, bir nineyi, bir anneyi aynı tutmuyor. Üçüncü grup ise çok önemli, çok önemli. Diyor ki ecnebiyeler, yani hür kadınlardır. Hür kadınlar da biliyorsunuz, İslam aleminde kendilerine göre sınırlamalar koymuş. Bazıları yüz, el, ayak demiş, bazıları farklı görüşler. Biz ona girmiyoruz. Dördüncü grup ise diyor, fıkıh kitaplarında, cariyelerdir. Cariyelerin avreti, bu cümlelerin bedeniz, bu cariyelerin avreti, yabancı hür kadınların avreti gibi değildir. Buraya kadar almış koskoca uluslararası bir tarihçi, diyor buradan da anlıyoruz ki cariyeler çırılçıplak padişahların önünde süt banyosu yapabilirler. Devamındaki cümle ne? Onların avret mahalli diyor, tıpkı teyze, anne ve kız buruludur. Yani hizmetçi bir hanımefendi başının olumu ve de dizden aşağısını açarak evde hizmetli olarak çalışabilir. Osmanlı'da da böyle. Ama şimdisi cümlenin yarısını alıp da yarısını unuttunuz mu veya bilmediniz mi o zaman sanki süt banyoları yapılmış gibi bir anlam çıkar. Geliyorum son noktaya. Çünkü elimizde çok şey var. Yani nerede olan bilgi var. Ama bunların hepsini özetlemeyeceğim, soru da isteyeceğim sizden. Çünkü yazılı olmasını tercih edeceğim. Beyler, hanımefendiler, o son nokta şudur. Efendim, padişahların iki türlü cariye talepli olduğunu anlattınız. Hizmetçi grubu ve istifraş hakkı. Yani karı koca hayatı yaşadığı cariye. Acaba bunlar nasıl alınıyor? Bu da çok enteresan. Bir defa hanımefendi, birinci grup beyefendi, yani hizmetçi statüsündekiler genellikle büyük çalışma çağından sonra alınır. Bekar olmaları şartı vardır. Çünkü padişahın hareminde derler, beyleriyle görüşürlerse devlet sınırı problemi ortaya çıkar. Ancak 9 seneden fazla orada durdurulamazlar.
ancak istekleriyle ve harem halkının tasviriyle kurulmuş. 9 sene sonra, mesela diğer 17 yaşında girdi, 9 sene sonra padişah onu evlenmek için çela etmek için bütün masraflarını karşılar ve dışarıya serbest. Eğer ben ömrüm boyunca burada hizmet etmek istiyorum diyorsa, o zaman haremde kahya hanımefendiler dediğimiz, ketta kadın efendi dediğimiz, hanımefendiler dediğimiz gruba girer. Ve bunlar çok özel imtihana tabi tutulur ve İslami ilimler konusunda terbiye alır. Bunların yolu bu. İkinci yola gelince, yani şehzadelere veya padişahlara hanım olabilecek veya istifaş hakkı adı altında karı koca erkeğe yaşar edecekleri cahiyeler. Bunlar öyle çocuk demeden alınmaz. Yine belli yaştan sonra ilmi sima tabir edilen özel bir imtihandan geçirilir. Hocam ilmi sima ne demek? Bu da çok enteresan. Biz hukukçu olarak kronoloji ilmi, kriminoloji ilmi olduk. Yani suç bilimi. Yani hakikaten böyle yetişmiş polisler var. Bir insana bakar, 10 kişinin içerisinde hangisi hırsızdı tahmin edebilir. Öyle bir bilim var. Askerliğinde de bu. Kriminoloji bilimi. Dolayısıyla kriminoloji bilimi açısından çok önemli bu. O cariyeler teker teker imtihana tabi tutulur. Çünkü bir kısım hanımefendiler, ne efendiler içinde geçerli vardır ki aşırı bir şeydirler. Yani bir arzu istekleri var. Onlar tehlike arz edebilirler diye alınmaz. Özel imtihandan sonra Türkelerine tabir ediyor Osmanlı. Yani bir ailenin yanında tam bir İslami terbiye alır. Daha sonra temel İslami ilimlerden öğrendikten sonra padişahın gözdesi olmak üzere padişah titirilir. Gözler sonradan ikbal ortaya çıkmış, eğer padişah değeri ve istihbaş hakkını elde ederse artık o hanımefendi, o cariye nikah hakkı hariç tamamen padişaha veya şehzadeye aittir. Eğer çocuk olursa otomatikman bir mübarek olur, hürriyet, özgürlük yol açılır. Ben bir örnek verdim, beni maalesef aşırı tenkit ettiler. Yani birinden suçmuş olabilir, hata edebilirim, burada da hata edelim. Bakın biraz önce üçüncü Mahmut dedi, halbuki birinci Mahmut'tu. Bu çok normal hatalardı. Mesela Hürrem'in benim kitabımdan da var olan bir mektubuna göre, bu da çok önemli. Hürrem diyor ki, baş kadın efendiye, o zaman kanunini ikinci hanımefendisi. O zaman diyor ki, baş kadın efendi, ben bu gece cemaatle teravih kılamayacağım. Çünkü evimde bir tevarih hali Osman var. Bir Osmanlı tarihi. Muhtemelen bir Kemal'e aittir veya başka bir yazara aittir. Onun birinci cildini bitirmek mecburiyetidir. Ve ben iddia ediyorum. Bugün birçok ilahiyat ve tarih profesörüne mesela İbn Kemal'in tevarih hali Osman'ını al da şu iki sayfayı oku deseniz Kur'an'a yemin ediyorum 5-6 saatte zor olabilir. Yani kimseyi itham etmiyorum. İstisnalar var mı? Yani böylesi de bir şey var. Yani nitekim bugün başkanım diyor ki burada diyor bir gizli kutuda musaflar gördük. Baktık ki arasında bir hanımefendinin yani kadın efendinin okuduğu Kur'an-ı Kerim. Yani ben en son Safiye Ünüvar hanımefendinin ve hayalinin de bozulduğu bir dönem. Yani dolma bahçede yaşamış o hanımefendisiniz. Hanımefendimiz. Onun Saray Hatıraları kitabını satır satır okumanızı istirham ediyorum. Padişahla o hizmetçi cariyeler arasında nasıl bir münasebet olduğunu vesaire olduğunu orada göreceksiniz. Vaktim dolduğu için son cümleyi bana müsaade ederseniz söyleyeyim. O da çok önemli. Efendim bize diyorlar ki sarayda padişahların yayınlanmış hatta aşk mektupları var. Karşılıklı olarak. Şimdi aşk mektupları deyince zannedersiniz ki çok özür dilerim. Bilgisayarlarda bugünün kitapçılarında var olan gayrimeşru aşk hikayeleri bir hikaye zannedersiniz. Etmeyelim. Başta burada bak karşımda iki tane lektörüm var. Allah için hocam yani hepimizi nişanlıyken veya evlenmeden önce hanımıza gönderdiğiniz veya askerdeyken hanımıza gönderdiğiniz mektupları bugün açıklasak acaba bu 300 kişinin huzurunda utanç duyacağımız bir cümle bulunmaz mı? En azından
ağzından dersin ki hasretle kucaklıyorum, öpüyorum dersin. Yani bunu söylemez misin hanıma? Eğer açın, ben bunu koydum ve bıraktım, yayınladım. Yani ben üzülüyorum. Şimdi bir taraftan Osmanlı Devleti kadın haklarına hiç saygı göstermemiş diyor. Diğer taraftan da koskoca padişahım, sultanım efendim, hürmetle, muhabbetle, ayaklarından öperim şeklindeki mektuptaki cümlesinde rahatsız olmuş. Hangisine ben karar vereyim? Yani bu padişah elbette ki sarayda padişahdır. Ama evde de aşık olduğu veya sevdiği veya saygı göstermek mecburiyetinde olduğu hanımına en büyük saygıyı gösterecektir. Kaldı ki bunların içerisinde gayrimeşru bir kelime de verir. Ve sözün özü, bir cümleyle bitireceğim bu sözün özünü. O da çok acı, o belgeyi de göstermeden edemeyeceğim. Bu Akgümüz Hoca'ya da hesap verince bir türlü vazgeçmiyor diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, çok önemli bir kelimenin altını çizeceğim. Maalesef filmlerin bazılarında bazı yazarlar tamamen tahrif etmişler. Tahrif, kelimenin manasıyla tahrif. Nasıl olacak? Meşhur bir İslam aleminin bir cümlesi var. Helal dairesi keyfe kâfidir. Haram girme hiç üzüldüktür. Ne demek? Yani bir Müslüman elbette ki helalin dairesinde keyif edecektir. Eğlenceli yapacaktır. Değil mi sen başkanım? Hanımıyla çocuklarıyla eğlenceli yapacaktır. Yeter ki gayrimeşru olmasın. Hadise yapılamasın. Şimdi efendim, Osmanlı Devleti padişahlar hakkında tarihlerin şu kelime geçiyor. En şu işleti sever. Yani çok ilginçtir. İdris-i Biklisi'nin Kanun-i Şehinşahı kitabını doktora tezi olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde hazırlayan bir doktora tezi en şu işlet meclisi hakkındadır diye başlık var. O başlığı nasıl tercüme etmiş biliyor musunuz? İçki meclisi ve kadınlarla eğlence sohbetleri konusundadır. Halbuki iş demek hayat demek, yaşamak demek. İşlet demek meşru dairede eğlence demek. Siz şimdi nereden çıkardınız içki meclisi? Nereden çıkardınız sakiye içki sunan adam dedi? Ve ben ikinci Bayezid'in şu anda Bursa'daki Şeyhiyet Sicimleri arasında bulunan bir fermanı size göstereceğim. Bir cümlesini okuyacağım. Ey diyor Bursa kadısı ve beyi, beyler beyi. Duydum ki Bursa'da bir kısım düğünlerde ve toplantılarda gizlice içkiler içip gayrimeşru eğlenceler yapılıyormuş. Bu tür eğlenceler ve içki meclislerinin gizli de olsa devam devlet ve bekayı devlete aykırı olduğunu bilmeniz lazım. Bunları engellemeniz lazım diye uzun uzun şurasını söylemekte lazım. Ben hiçbir zaman Osmanlı padişahlarını tevziye etmiyorum. Birinci biliyorsun Yıldırım Bayezid'i biliyor, büyük ulu camiyi inşa ettirmeden önce ve bazı iddialara göre çok önemli 5. Murat'ı. Yine bazı iddialara göre 4. Murat'ı. Bu manada içki kullandığına dair bilgiler tek doğru bilgi bana göre Yıldırım Bayezid'dir. Nitekim tevbe için Ulu Cami'yi yaptığına dair de bizim elimizde vesikalar var. Kaldı ki bunların içki şayet içtiyse bu söylenen 3 kişi veya 4 kişi biz beraber yaşamadık. Kesinlikle açık bir merkezde insanların huzurunda değil. Hatta Kantemir diye bir tarihçi var. Roman tarihçidir zannediyorum. Yanlış söylediysem düzeltin. Diyor ki iki öyle mi? Roman mı Bulgar? Ha sağ ol tamam. Evet. Bu Kantemir çok enteresan bir ifade kullanıyor. Diyor ki, Sarı Selim'in diyor, içki içtiği söylüyoruz. Halbuki benim kanaatim şu, ben işte bunu aynen aldım. O kadar diyor manevi hayatı fazlaydı ki, doğru bir babası gibi cengaver değil, bir Yavuz gibi değil. Ama bir tasavvuf havası hayatı yaşıyordu ki, böyle sallanarak dolaştığından dolayı sarhoş senin dediğine dair kanaatim hakimdir diyor. Yani benim değil. Yani kaldı ki açık olmamak şartıyla içmiş de olabilir. Hiçbir zaman Osmanlı padişahlarının
böyle bir şekilde tenzih edilmesini kimse iddia edemez. Son cümle. Yemin ediyorum son cümle. Yanlış değil. Beyler, ister Osmanlı'da harem hayatı, ister Osmanlı tarihi. Bir büyük İslam aliminin tespitiyle tarih bir bahçeye benzer. Siz on binlerce ağacın bulunduğu bir bahçeye girseniz, ister istemez bahçenin şurasında burasında çürümüş ve kokuşmaya başlamış yere düşmüş meyveler görebilirsiniz. Ve bir de bahçedeki ağaçları korumak, meyveleri sağlam tutmak için atılan zirai ilaçlardan dolayı ölmüş ve bahçelerin köşelerine düşmüş fare cesetleri de görebilirsiniz. Ama soruyorum, bir iki fare cesedi ve çürümüş meyve yüzünden on binlerce meyve ağacının bulunduğu böyle bir bahçeyi terk eder misiniz? Aynen öyle de Osmanlı tarihi 620 küsur sene. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Hem İslam tarihinin hem Türk tarihinin en muhteşem bahçelerinden biridir. Elbette ki bu bahçede, çok önemli, elbette ki bu bahçede Müftü Sakaleyn diye anılan bir Şeyhülislam, biliyorsunuz Şeyhülislam Ali Efendi, bir Şeyhülislam padişahın verdiği yanlış bir karardan dolayı ayağını kapıya vurarak izinsiz gibi, Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah, haksız ve şeriata aykırı bir karar veririz. Eğer geri almazsan senin haddine görevden alınmana fetva vereceğim demez. Böyle diyen mükemmel meyveler Ahmet Cevdet Paşa gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi harika çiçekler bu bahçede varken ne acıdır ki bir çürük meyve mahiyetindeki kitap paşalar da var. Veya fare cesedi tarzındaki torba çamanlar. Siz bunların yüzünden 620 yıllık Türk ve İslam tarihinin bahçesini inkar etmemeniz gerekiyor. Sabırla beni dinlediğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Oradaki tozları silip, eğer hafız eksiği varsa, iç oğlan
şeyle değerlendirmeyiz. Tamamen herkes kendi ailesinin müşahedatına tabidir, kuralına oluşuruz. Ben bunu çok açık ifade ediyorum. Ayrıntıya girmiyorum. Bir diğer önemli nokta, o da çok önemli, devşirme meselesi. Şimdi bu devşirme meselesi ilginç. Ben Allah rahmet etsin Özal'a bu konuda bir rapor sundum. Sonra da yayınladım. Çünkü Avrupa'da devşirme o kadar mevki manada anlatılmış ki sanki ben ayrıntılı cevap vermeyeceğim saatler var. Sanki Osmanlı Devleti zorla asker zorunda Hristiyan anneleri henüz meme emzirinde 2-3 aylık çocukları bazen 1-2 yaşındaki çocukları zor onlardan koparıp almışlar gibi bir hava var. Asla doğru değil. Hadisenin temeli şudur. Osmanlı Devleti özellikle Kanuni Sultan Süleyman'a savaşlarda aldıkları esirleri biliyorsunuz acemi ocağına yetiştirerek Müslüman olmak şartıyla Yeniçeri olarak istihdam etmişlerdir. Bu manada Sokullu da Yeniçerilerdir. Biliyorsunuz. Mimar Sinan da Yeniçerilerdir. Vesaire vesaire. Yazmak buna anlatmak mümkün. Daha sonra savaşlar hızını kesince ve istenen manada esirler gelmeyince biliyorsunuz Hristiyanlardan haraç vergisi, haracı res dediğimiz cizya yani baş vergisi de diyoruz İslam'da bu deriyor. Osmanlı Devleti demiştir gayrimüslimlere ben Osmanlı kanunnameleri ikinci ciltte Bayezid kanunnameleri arasında devşirmelerin nasıl yapılacağına dair kanunların hepsini neşir. Merak edenler oraya baksın. O zulümler vesaire varsa orada görsün. Diyor ki mesela bir ailenin haraç ödemesi lazım. Yani cizye. Bu cizyeyi ödemek yerine ben diyor bir evladımı Osmanlı Devleti askeriyesine vereyim. Ve bunun karşılığında onlardan artık cizye almıyor. Bu manada şartları var. En az 14 yaşında olacak. Bilmem evli olmayacak vesaire vesaire şartları kanunlarda. Bunların gelenle bu toplanan Hristiyan çocukları mesela bunlar her milletten de alınmıyor. Müslümanlar asla devşirme yapılmıyor. Ne zaman ki boşnaklar devşirme alınmaya başlanmış Yeniçeri ocağı bozulmuş. O da ayrı bir olay. Ona cevap vermek gerekiyor. Neticede bu toplanan çocuklar veya gençler özel acemi ocağına götürüyorlar. Türk'e vermek tabiri yok. Yani Müslüman Türk ailelerin yanlarına gönderiliyorlar. Orada terbiyeleri de veriyor. Başarılı olanlar öylesine gidiyor ki ileriyor ki işte Hüseyin Paşa. Diyarbakır'da canisi var. Diyarbakır bedel de yokmuş. Ve kendisi de bir var. Yani bu şekilde yükseliyor. Hatta ben uzatma yapmak için söylemiyorum. Ben bunu raporu sundum. Rahmet Özal bana ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, Mark diye bir Atinalı çocuk dedi. Mark veya var kitapta o. İsmini yanlış söyleyebilirim. Ben dedi, Amerika'dayken, Dünya Bankası'ndayken bir roman okudum. Mark diye Atinalı bir çocuk. Ve o zaman Haçlı Seferleri'yle dedi, Fatih döneminde Balkanlar'da çalışmış. Ve esirmiş. Sonra Yeniçeri Ocağı'na gitmiş. Yeniçeri olmuş. Ve tekrar Osmanlı'nın askeri veya onbaşısı sıfatıyla Atina'da bir savaşa katılmış. Ve esirmiş. Onu tanımışlar, ailesine götürmüşler. Ve ailesinden kurtulup kaçmış tekrar Osmanlı'ya gitmiş. Bunu okudum, roman dedim. Ama şimdi anlattıklarınıza kanaat getiriyor. Benim en güzelleri gibi nedir biliyor musunuz? Macar Cumhurbaşkanı'nın söylediği dediğimiz. 150 sene Osmanlı bizi idare etmeseydi biz şu anda ülkede yok. Bunu da ifade edeyim. Bir nokta daha var. O da önemli bir soru. Hocam ehl-i kitap olmayan cariyeyle de istifraş hakkı mümkün müdür? Evet, esir alındıysa mümkündür. Ne acıdır ki Yıldırım Bayezid'in başına gelen belaları biliyorsunuz Osmanlı padişahlarından yani bu manada cariyelerle beraber olan iki padişah söylemek mümkün. Biri Yıldırım Bayezid'dir. Diğeri de Fatih'in babası ikinci Murat'tır. Yıldırım Bayezid 1402 bozgunuyla bu şeyini ödemiştir. Yani ne acıdır ki fidyesini ödemiştir. Ve biliyorsunuz
O tabii kralın kızıyla evlenmiştir. Sırf asıl bir hanımefendiyle ve onu perişan etmiştir. Onun dışında evet gayrimüslim bir kadını getirmişler, cariye yapmışlar ama Müslüman olmadan istifaş hakkı kullanmamışlar. Ama mümkün mü bu İslam'da? Bu mümkün. Son nokta, bu da aynı bir dert. Kul tabiri. Yani bu da çok önemli. Ve hanımefendiler, çok özür dilerim. Bizim İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken kamu hukuku diye bir kitap okuyorlar. Aman yarabbim. Yani bu kadar yalan yanlış bilgiler ki ders kitaplarında. Yani sanki Osmanlı Devleti'nde her şey, yani mübarek Firavun Müslü gibi her şey Osmanlı padişahlarının anlatabildiğim ve bütün vatandaşlar da onun kölesi. Hayır. Kapı kulları tabi. Kime? Kölelik yoluyla alınıp da Topkapı Sarayı'nda Yeniçeri veya sarayda görev verilen memurlara. Bunlar statü itibariyle köle olduğu için bu tabir kullanılmış. Yoksa padişahın kulu falan olduğu için değil. İş işleri zaten açıklamıştır. Bir beyefendi herhalde derler önce. Bu da çok önemli. Şimdi bu da önemli. Bu soruyu da cevaplandıracağım. Bununla son veriyorum. Bununla son veriyorum. Çünkü gerçi elhamdülillah namaz tehlikemiz yok. Merak etmesinler. Var tehlikemiz. Şimdi bu soru önemli. Hocam diyor. Padişahlar acaba eşleriyle ve cariyelerle nikah yaptırıyor muydu? Bunu tekrar tekrar anlattım. Bir defa eşleriyle ikisi nikah yaptırıyor. Cariyelerle ise nikah yaptırmadan önce hürriyetlerine kavuşturuyorlar, sonra nikah yapıyorlardı. Bu önemli. Mesela Hürrem Sultan bunlardan biri. Hürrem Sultan hürriyetine kavuşturulduktan sonra padişah tarafından nikah kıyılmıştı. Şimdi peki diğer istifraş hakkına sahip olduklarına nikah kıyılıyor muydu? Bunu özellikle ifade etti. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun Suresi'nin 6. ayeti ve benzeri ayetler gereği İslamiyet böyle bir şeye müsaade ettiğinden ama bunun şartları nikah hakkı dışında çok ciddi ve sıkıntılı olduğundan öyle böyle bir hakkın olduğunu söyledim. Orada nikah hakkına gerek yok. Peki hocam, resmi nikah ve dini nikah kavramları var mıydı? Bu da çok büyük bir soru. Ben sorana teşekkür ediyorum. Şimdi beyler, hanımefendiler, şu bir yudumu içeyim, cevap verin. Bir defa şunu bilmenizi istiyorum. Yanlış bir kavram var, dini nikah kavramı. Bu akşam bunu düzeltip gidelim. Yani bu çok yanlış. Biliyorsunuz bir kadınla bir erkeğin birleşmesi demek olan nikah veya birleşme türü üç tanedir. Üç, hatta dört çeşittir. Bunlardan birincisi dini nikah. Bu dini nikah anlayışı Katoliklerde vardır aslında. Orada onların inancına göre ben Avrupa'dayım. Allah'ın birleştirdiği bir karı koca beşer tarafından asla ayrılamaz. Onun için boşanma yasağı da var. Ve dini nikah demek şudur. Yani bir din adamı, bir papazın müdahalesi olmadan nikah tamamlanmıyor demektir. Bu manada dini nikah İslam hukukunda yok. Bu birinci cümle. Geliyoruz ikinci çeşit. Medeni nikah veya laik nikah. Şu andaki Türkiye'de geçer. Burada tarafların iradeleriyle birlikte tarafların iradeleri nikahın oluşmasına yeterli değildir. Bu tamamen dini nikahın tersidir. Yani Katolik nikahı özellikle tepki olarak Fransa'da doğmuştur. Türkiye'de de şu anda uygulanıyor. Bunlar resmi bir memurun müdahalesi olmadan nikah tamamlanıyor bu sefer. Yani sen ne kadar şahit getirirsen getir, eğer nikah memuru veya belediye başkanı yetkili memuru ben karı koca ilan ediyorum demediği sürece siz evliliği yapmış değilsiniz. Bu da birinciye şey olarak, tepki olarak. Üçüncü bir çeşit onu söylememe gerek yok. Çok affedersiniz. Hayvanlar arası geçerli olamamış. Ama şahitler karı koca haya karı koca olabilmek için şahit şart. Dolayısıyla bu yeterli. Ama kamuya duyurulması da şarttır. Peki resmi olarak tescil edilmesi şarttır.
Eğer devlet bunu şart olarak kabul ederse şarttır. Nitekim Kanuni zamanında Ebu Suud'un arzıyla evlilik de önemli bir konu. Destek-i Enkiha tabi edilen, nikah defterleri tabi edilen kadınların kıydığı nikahlardır ve olaya mutlaka kayıp tescil edilmiştir. Yani ve bu kanun haline getirilmiştir. Maruzat isimli padişahın Ebu Suud'un kitabında vardır. Ben yayınladım. Peki hocam, dini nikah kavramı nereden çıkmış? Bu da çok önemli. Farz edelim bir yerde kadı yoksun. Kadı dediğim hakim. Köylerde de yoksun. Köylü vatandaşın nikah kesmek, nikah yapmak için o günün şartlarında yani ne uçak var ne otobüs var ne dolmuş var. Merkezlere gelemez. Kadılar niyabet adı altında imam efendiler İslam hukukuna vakıf olduğu için imamlara nikah kıyma yetkisini de etmişler. İzinname diyoruz. Osmanlı aşkında bunun belgeleri dolu. İzinname yani yetkili. Peki imam niye kıyıyor? Deftere kaydediyor değil. Bir de karı kocaya arasındaki şartlar uygun mu? Şart değil mi? Yani şartlara uyuluyor mu? Vesaire ona bakıyor. Ha bu arada imamların tamamen İslam alimlerinin izahı gereği nikahtan önce bir dua okumaları zaruri değildir. Ama tavsiye edilmiştir. Peki bugünkü devletler nikahı yani bu manada dini nikah Katoliklerdeki gibi yok. Yani imam olmadan, kadı olmadan nikah birisi olur mu? Olur. Ama devlet bunu mecbur kılarsa o devletin mecbur kıldığı kurala uymak mecburiyetindesin. Bu da kamu yararını korumak içindir. Ve bunun son cümlesi. Peki hocam bugünkü belediye nikahları bir Müslüman aile için yeterli mi? Bu da çok önemli. Eğer şahitler ve karı koca arasında şartlar aynen mevcut ise yeterlidir. Değilse asla yeterli değildir. Ben bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı'daki izinname usulünü aynen taklit etmiştir. Belgeleri bende var. Ben Brooklyn'de bir nikah şahidi oldum. Ve oradaki yetkili bir imama mesela gidiyorsun Amerika'da evlenmek istiyorsun, belediye başvuruyorsun. Belediye diyor ki, aydın bilir o an. Yani İnanan bir adam mısın, dinsiz misin? Eğer ben dinsizim diyorsanız, belediye direkt nikahı kıyıyor, tescil yapıyorsunuz. Orada problem yok. Nikah arıyorsunuz, evet. Ama ben inanıyorum diyorsanız, diyor ki, are you Christian, Muslim or Jewish? Hristiyan mısın, Yahudi misin, Müslüman mısın? Eğer ben Müslümanım diyorsa, o zaman New York'ta 5 tane imam yetkilendirir. Devletin hazırladığı, aynen Osmanlı'dan tercüme etmişler. Kur'an'a yeri geliyor. Merak edenler gitsin baksın, o izinname yetkisi var. Aynen Osmanlı'da bir belge. Orada geliyorsun, imam onu ön imtihandan geçiriyor. Bir iş adamının çocuğu geldi. Ben de nikah olacak. Hoca imam, yetkili imam geldi. Dedi ki, kızınıza hanımefendi sen Müslümansın, inanıyorsun. Evet. Ötekine gittik. Hayır. Tabii ki Osmanlı'ya göre bunun nikahı kıymaz. Ve kıymamış ve belediyede erkek tarafı nasıl olduğu için ben bu nikahı kıyamam diye de rapor tuttu tutanağı gönderdi. Ama sonra da başka bir nikahı ne yaparsa nikahı kıydırmışlar. O bize yani demek istediğim Osmanlı'da olan budur. Onun için bu soruyla ben konuşmamı bitiriyorum ve sabırla beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.